Arkadaşlar merhaba. Mehmet Başar Video Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır gündem okuması yapamıyorduk. Nasıl olursa sağlığımız el verdiği müddetçe, kafamız yerinde olduğu müddetçe gündem okuması yapacağız. Bugün tarihlerden 9 Kasım 2023. Yarın 10 Kasım olmasa hasebiyle gene birilerinin ensesinde boza pişirecek. O yüzden biz de yarınki gündemle alakalı bugünden bir video çekelim istedik. Konu yarın 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, vefat yıl dönümü, onunla ilgili anma törenleri yapılacak. Gene yarın saat 9.05 geç herkes duracak. Geçen sene Antalya'da olan kazayı hatırlarsınız, zincirleme kaza olmuştu. Yolun ortasında lap diye durup da birbirine giren araçlar vesaire olmuştu. Yarın inşallah bu şekilde bir kaza, ölümlü yaralanmalı herhangi bir kaza yaşamayız inşallah. Bu hariç yarının bir önemi de 10 Kasım'ın Cuma'ya gelmesi. Yani Cuma hutbesinde Atatürk anıldı, anılmadı kavgaları olacak. Bununla ilgili ben önden bir söyleyeyim. Öncelikle şurayı bir yarınki hutbeyi bir okuyalım kısaca. 10 Kasım 2023 tarihli hutbe. Azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmek. Muhterem Müslümanlar. Bu yarınki hutbeyi şimdi okuyalım biz size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığı bir olan Allah'a inanmaya ve sadece ona kul olmaya çağırdı. Mekkeli müşrikler onun bu davetine icabet etmediler. Daha sığ ona cephe aldılar. Düşmanlık ettiler. Her türlü zulüm ve baskıyı ona reva gördüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise hiçbir zaman davasından vazgeçmedi. İnancını, azmini ve gayretini asla yitirmedi. Çünkü onun bir gayesi vardı. O gaye yeryüzünün en değerli varlığı olan insanoğlunu başıboş bırakmadığını, sorumluluklarının olduğunu hatırlatmaktı. Aziz müminler, bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntıların temel sebebi inandıkları dava uğrunda yeterince azim ve gayretlerini gösterememeleridir. Bu uğurda ahlaklı, dürüst, ilkeli ve disiplinli çalışma alışkanlıklarına gereken önemi verememeleridir. Sevgili Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala sizden birinin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasına memnun kalır. Kıymetli Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak bize düşen İslam davası uğruna azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmektir. Azim, İslam'ın hayat veren mesajlarına bağlı kalma kararlılığıdır. Samimi bir niyetle iyiye ve güzele ulaşma arzusudur. Bütün sıkıntılara rağmen moral yüksek, ümidi diri tutma iradesidir. Gayret ise azmedilen şeyleri hayata aktarma çabasıdır. Maddi ve manevi bütün sebeplere sarıldıktan sonra sabırla hedefe yürümektir. Her daim iyiliğin ve hayrın yayılması için mücadele etmektir. Kötülerin kötülüklerine rağmen iyi kalabilme ve iyiliği hakim kalabilmektir. Zalimlerin zulmüne rağmen hak ve hakikatten ayrılmamaktır. Bu yolda asla yalgınlığa kapılmamak, acizlik göstermemektir. Değerli müminler, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah ihmalkarlık ve gevşeklikten hoşlanmaz buyurmaktadır. Bunun içindir ki Müslüman hayatının için hiçbir anında gevşeklik göstermez, rehavete kapılmaz, vazgeçmez, mücadeleyi bırakmaz. Neme lazımcılık, burun duymazlık ve boş vermişlik mümine yakışmaz. Müslüman tembellikten uzak durur. O çalışmadan kazanamayacağını, emek vermeden ve alı ter dökmeden başarı elde edemeyeceğini bilir. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şöyledir. Allah'ım, acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Onun bu duasına gönülden amin diye müminler olarak azim ve gayrete sarılıp insanlığı haksızlık ve zulümlerden kurtaracak olan bizleriz. İmanımızdan aldığımız güçle insanlığın barış ve huzuru için çalışacak olan biziz. Bizlerin azim ve gayretiyle başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumların yüzü gülecektir. Hüzün yerini sevince bırakacaktır. Zira inancımız bize bu görevi yüklemekte, insanlık bizden bunu beklemekte, tarihimiz bizi buna davet etmektedir. Öyleyse aziz kardeşlerim, ilmin, irfanın ve bilimin ışığında çalışmalarımıza hız verelim. Yeryüzünün imarı, güvenli ve geleceğin inşası için sorumluluklarımızı yerine getirelim. Yaptığımız her şeyin hakkını verelim. En sağlam, en doğru ve en güzeli yapmaya çaba gösterelim. Nitekim inşallah icadımız, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu toprakları bize vatan kılmak için var gücüyle gayret gösterdiler. Nice başarılar elde ettiler. Her birine rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Unutmayalım ki Rabbimiz azim ve gayretle çalışan hiçbir kulunun emeğini asla zayi etmeyecektir. Hutbemi Kehf suresinin 30. ayetinin mealiyle bitiriyorum. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. Yani bazılarının yarın diyeceği gibi Diyanet hutbede yine Atatürk'ü anmadı. Başlığı atılacak. Şimdiden hutbeyi okudum. Evet, Atatürk'ün adı anılmamış ki yıllardır zaten anılmıyor. Sadece Atatürk'ün değil, hiçbir şahsın, Peygamber Efendimiz haricinde belki 4 büyük halife veyahut da bazen Mehmet Akif'in ismi anılıyor. Onun haricinde genellikle kimsenin adı anılmaz. Devlet büyüklerinin de adları anılmıyor zaten hutbede. Bunu niçin anılmıyor? Şurada bir şu ifade var. Nitekim şanlı ecdadımız, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu toprakları bize vatan kılmak için var gücüyle gayret gösterdiler diye bir ecdada genel bir atıf var. Şimdi diyecekler ki niye anılmıyor arkadaş, ki bu zaten bu Atatürk'ün ifadesi olduğu için, Atatürk'ün emri olduğu için laik cumhuriyeti, laik Türkiye'yi, laik devleti kuran Atatürk din işleri, diğer işlerine, devlet işlerine karışmasın. Devlet dine karışıyor, orası karıştırmayalım şimdi.
din diyanete karışmasın, devlete karışmasın gibi düşüncelerle laik cumhuriyeti kurarken hutbede isim zikredilmesin diye bir genelge yayınlıyor. Bir bakanlar kurulu kararı alınıyor. Bu Atatürk'ün emri ve zamanında oluyor. Tarih 5 Mart 1924. Yani hutbede Atatürk'ün anılmamasının birçok gerekçesi belki sayılabilir. Onları tartışmayacağım. Ben sadece ortaya belge koyacağım arkadaşlar. Arkadaşım bir tanesi yazmış. Atatürk sömürücüsü tayfa her yıl aynı dönemde propaganda yapar. Atatürk 5 Mart 1924 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Mustafa Kemal Atatürk isminin hutbe ve vaazlarda söylenmesini yasakladığı, Atatürk'ün ismini hutbede anan imam TC kanunlarına göre suç işler diye manşeti atmış. Bu da görsellere gelelim. Bu hutbeydi, geçelim. Şimdi şu görsele gelelim. Bu şeyin o Bakanlar Kurulu kararının orijinal metni. Bunun birazdan şeyini de göstereceğiz. Metninin çevirisini de göstereceğiz. Hutbelerde isim zikredilmesin denilen 5 Mart 1924 tarihli Atatürk imzalı Bakanlar Kurulu kararı, işte BCA'nın açılımını bilmiyorum. Burada da belge sayısını falan, numarasını yazmışlar. Şahıslar, şu hangisi Atatürk imzası bunlar acaba? Bilemiyorum. Birazdan başka belgelerde görürüz muhtemelen. Şurada Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi diye logo var. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Şimdi diğer belgeye gelelim. Bu da 6 Mart 1924 tarihli diğer evrak, diğer nüsha. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi resmi evraktır bu. Arapça, tabii Arapça değil, özür dilerim. Arap alfabesiyle yazılan Türkçe, yani Osmanlıca demek, Osmanlıca bir dil değil biliyorsunuz. Türkçe kullanıyoruz, Türkçe konuşuyoruz biz. Sadece alfabe farklı. Latinize Arap. Arap alfabesiyle yazılan Türkçe bu. Şu alttaki mühür, geç. Halife ve hilafet mevcut olmadığından, yani halifelik kaldırılmış oluyor zaten. Halife ve hilafet mevcut olmadığından hutbelerde millet ve cumhuriyetin selamet ve saadetine dua edilmesini isteyen belge demiş. Bunu paylaşan şahıs da, bu da 6 Mart 1924 tarihli diye sunulmuş. Biliyorsunuz hutbenin birkaç şartı var, cevaz şartı var. Bunlardan bir tanesi de devletin halifeye dua etmek, devletin milletin bekasına dua etmek vesaire. Özellikle burada bir dipnot geçelim. Cuma hutbesine tıpkı namaz gibidir farzları, sesli konuşulmaz, amin denmez, sesli amin de denmez. Yani sadece o Fatiha'daki amin dememiz kadar amine cevaz var esasında. Hani el açıp da amin, amin, amin diye amin demek normalde cuma hutbesinde olmaz. Bu ayrı mesele. Normalde halifeye dua edilirdi eskiden. Halifelik makamı kaldırıldığı için, lağvedildiği için normalde artık isim de zikredilmesin diyor. Bununla ilgili metin şu şekilde, kararnamedeki ifade: badema hutbelerde isim zikredilmeksizin millet ve cumhuriyetin selamet ve saadetine dua edilmesi takarrur etmiş ve bu kararın bil cümle vilayeti tebliği dahiliye vekaletine havale edilmiştir. Yani İçişleri Bakanlığı'na söylüyor ki hutbelerde isim zikredilmesin, cumhuriyetin selamet ve saadetine dua edilsin diye bu Atatürk imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesi tam metin olarak şu şekilde çevrilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Kararname Baş Vekalet Kalemi Mahsus Müdüriyeti adet 1316 demiş. Badema hutbelerde isim zikredilmeksizin millet ve cumhuriyetin selamet ve saadetine dua edilmesi takarrur etmiş ve bu kararın bil cümle vilayete tebliğ dahiliye vekaletine havale edilmiştir. İşte sayılar. Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal imza. Yani şu evrağa baktığımız zaman da bismillah şu Atatürk'ün o zamanki imzası sanırım bu olmuş oluyor. Maarif vekili, maliye vekili, dahiliye vekili, adliye vekili, müdafaa-i milliye vekili, baş vekili, hariciye vekili, mübadele-i imar ve iskan vekaleti vekili, sıhhiye ve muamelet-i içtimaiye vekili, ticaret vekili, zirai vekili, nafi-a vekili, cevaben yazılacak evraka cevap olduğu muharreratın tarih ve numarasının derci rica olunur diye bu şekilde evrakın orijinali şurada. Bu evrakın orijinali istinadında 5 Mart 1924 ve 6 Mart 1924'teki Bakanlar Kurulu kararı. Şu da Atatürk'ün imzası. Benim Arapçam, Osmanlıcam yok ama burada işte Gazi Mustafa Kemal'in imzası ve adı yazıyor. Benim Arapçam olmadığı için burayı okuyamıyorum. Özet. Yarın yine daha önceleri olduğu gibi Atatürk'ün adı anılmadan bir cuma yahut da bir hutbe yahut da bir milli gün ya da önemli bir gün geçiştirilmiş olacak. Bunun da sebebi zamanında 1924 yılında Atatürk'ün Bakanlar Kurulu kararına söylediği gibi
isim zikredilmeksizin cumhuriyetin saadetine, selametine dua edilecek cümlesine istinaden ne Atatürk'ün ne başka bir devlet büyüğünün, Erdoğan dahil, başkası da dahil isim zikredilmemesinin gerekçesi Atatürk'ün 1924'teki bu Bakanlar Kurulu kararına istinaden Atatürk dahil kimsenin adı zikredilmiyor hutbelerde arkadaşlar. Bunu bilmiş olunuz. Daha fazla söze gerek yoktur. Yarın 10 Kasım dediğiniz gibi birileri gene birilerinin ensesini boza pişmeye çalışacak, devam edecek. Yine Atatürk'ün adı anılmadığı diyecekler. Onun da gerekçesi Atatürk'ün zamanında hilafet kaldırıldığı için, artık hilafete de dua edilmeyeceği için hiç isim zikredilmeksizin sadece Cumhuriyet'in saadetine, selametine dua edilsin diye, ki zaten hutbelerde devletin, milletin bekasına dua ediliyor. Bu şekilde biz de bunun üstünden kısaca bir geçmiş olalım. Bize inanmayan açar Google'a. 5 Mart 1924, 6 Mart 1924'te ne olmuş, ne olmamış Google'a sorar. Evrakı görür. Sinan Meydan dahil. Birileri zaten paylaştı. Karşı taraf da bunu inkar etmiyor ama daha sonrasındaki ifadeler tevhili açık. Herkes kendi çapınca bir yere çekiyor ama ortada somut olan şu ki isim zikredilmeksizin Cumhuriyet'in saadetine, selametine dua edilmesini Atatürk istiyor. Onun haricinde Atatürk'ün dine bakışı, diyanete bakışı, diyanete bakışı, hutbeye bakışı, namaza bakışı, Kur'an'a bakışı vesaire. Aynı platformda tartışılsın. O beni bağlamaz şimdilik. Ortada somut evrakı sundum. Allah'a emanet olun.